Hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara Rus Atölyesi olarak bugün Edebiyat Atölyesi, Edebiyat Semineri üst başlığıyla sevgili Ethem Baran hocam bizlerle birlikte. Tabii Ethem Baran denince, edebiyat söz konusu olunca ve Ankara'da kendilerini ağırlayınca çok Ankara Rus Atölyesi için büyük bir şeref duyulacak bir program. Ethem Baran gibi bir önemli edebiyatçıyı, bir yazarı atölyemizden davet etmek bizim için gerçekten çok muhteşem bir duygu. Hocama çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben çok uzatmadan teşekkür edip sözü moderatörümüz ve Ethem hocama bırakacağım. Ülke hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi Ankara Rus Atölyesi yönetim kurulu üyemiz ve bugün moderatörlüğümüz üstlenecek. Kendisi de bir edebiyatçı. Hocam tekrar teşekkür ederim. Söz sizin, buyurun. Ben teşekkür ederim. O onur bana ait. Yani güzel sözleriniz için. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Ülkü bana bu öneriyle geldiğinde ben dedim ki ben konuşmayı veririm, ne söyleyeceğim yani toplumun karşısına çıkıp da kendiliğinden konuşabilen insanlardan değilim. O insanlara da çok gıpta ederim, hayranlık duyarım. Ben öyle konuşabilen birisi değilim ancak sordursa aklım erdiği kadar, bilebildiğim kadar cevap veririm. Umarım sizlere hayal kırıklığına uğratmayız. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle bu akşam burada olduğunuz için çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Bu akşam Ethem Hoca konuğumuz olacak. Davetimizi kırmayıp aramızda yer aldığı için ona da ayrıca teşekkür ederim. Ve İbrahim Akaba bana Ethem Hoca'ya eşlik etme fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Konumuz öykü ve yazmak üzerine. Programımız da iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada biz Ethem Hoca ile sorularımızı konuşacağız, söyleşimizi devam ettireceğiz. İkinci aşamada da sizlerin soru ve katkılarını alacağız. Konumuz az önce de söylediğim üzere öykü ve yazmak üzerine. Aslında oldukça geniş ve sohbet alanında bol bir konu. Bundan dolayı sözü uzatmadan ben de ilk soruyla Ethem Hoca'ya dönmek istiyorum. Hocam size daha önce de çok kez sorulduğunu tahmin ettiğim bir sorum var. İlk yazılarınızı ne zaman yazmaya başladınız? Yazı yolculuğunda nasıl ilerlediniz? Ve ortaya çıkardığınız ilk edebiyat alanında yine öyküyle mi başladınız yoksa roman, şiir deneyimlemeleriniz oldu mu? Evet. Ben çok erken başladım. Erken başlamanın herhangi bir önemi olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu hiç önemli değil. İnsan her yaşta başlayabilir, çok ileri yaşlara da yazmaya başlayabilir. Benimkisi sadece öyle gelişti. Ortaokul birinci sınıfta ki benim ailemde okuma yazma bilen yoktu. Yani anne baba okur yazar değildiler. Evimizde ders kitabı dışında kitap falan da yoktu. Ortaokul birinci sınıfta Türkçe öğretmeni ödev verdi, roman okuma ödevi verdi. Bir roman okuma ve özetini çıkardı. Romanı nereden bulabileceğimiz konusunda da halk kütüphanesini söyledi. Oraya üye olursanız oradan kitap alır okursunuz dedi. Ve ben o dönem, birinci dönem 20 kitap aldım. Nasıl bir açlık içindeysem artık 20 kitap okudum ve özetini çıkardım. Bu çok dikkat çekti tabii. Öğretmen beni böyle elimden tuttu, sınıf sınıf gezdirdim neredeyse. Bakın görüyor musunuz bu arkadaşlar bu kadar kitap okudu falan diye. İkinci dönem gene aynı ödevi verdi öğretmenimiz. Ben ikinci dönem 25 kitap okudum. Kendi rekorumu kırdım. İkinci sınıfta da, ortaokul ikinci sınıfta da öğretmenimiz herkes bir hikaye yazsın getirsin dedi. O zaman öykü kelimesi kullanımda değildi ya da biz bilmiyorduk. Hikaye deniliyordu. Herkes bir hikaye yazsın getirsin dedi. Ödev oydu. Ben bir defter aldım ve roman yazmaya başladım. Yani ilk şeyim çalışmalarım, kararlamalarım roman, romandır. Fakat ben o yıllarda ısrarla ve inatla ressam olmak istiyordum. Aslında yatan ressamlık ve resim yapıyordum. Bir ara öyle bir kafam karıştı ki işte ressam olsam, yani bir gün yatıyorum, sabah kalkıyorum ressam olacağım diyorum. Ertesi gün hayır hayır yazar oluyorum. Sonra çıkış yolunu buldum, dedim ki ikisini birden niye olmayayım? Dedim ve çizgi roman hazırladım. O zamanlar o herkes gibi Tom Hicks, Texas'lar falan okuyoruz ama bir de Tarkan falan gibi, Karaoğlan gibi çizgi romanlar vardı, yerli çizgi romanlar. Onların da sıkı takipçisiydim.
Onlara benzer bir şekilde ben de kendi romanımı yazdım ve bir çizdim bir taraftan. İşte yazan çizer Ethem Baran diye bir roman, çizgi roman hazırladım. Ve bunu öğretmenlerime gösterdim. Yani bunu ne yapabilirim? Yozgat o zamanlar işte yaklaşık bir 40 bin nüfusu falan, yok 20 bin nüfusu bir şey. Bir şehir, küçük bir şehir. Benim çevremde onu bilen yok. Öğretmenlerimin çevresinde de bilen yokmuş ki. O öğretmenimiz dedi ki ben böyle bir tanışayım arkadaşlarımla falan diye aldı benden. Tabii tek müsait o. Gidiş olur iş. Benim o şaheserim, ilk şaheserim gitti o şekilde kayboldu. Bir daha ona haber alamadım. Çekindiğim zaman hocama da soramadım. Sorduysam da hocam o da filancaya vermiştim dur bakalım filan dedi. Kim en son kimde kaldı belli değildi. Sonuçta da çok acemice bir şey yani. Kurşun kalemle çizdiğim bir şey, bir çizgi romandı. Yani onu elimde olsa bile zaten bastırma imkanı yok. Çünkü öyle bir baskı imkanı yoktu o zamanlar. Çin'in bir rakibiyle yapılması gerekiyormuş o tür çizimlerin o zamanki tehlikeyle. Ve ben o arada şeyi keşfettim. Ortaokul son sınıfta filan geldiğimde, üçüncü sınıftayken edebiyat dergilerini keşfettim. Birkaç tane edebiyat dergisi geçtiğim. Ben orada şiirler, denemeler, öyküler, işte hikaye, o zamanki adıyla hikayeler filan görünce roman yazmaktan vazgeçtim. Hikaye yazarsam bunları dergilere de yayınlatabileceğimi fark ettim ve hikaye yazıp dergilere göndermeye başladım. El yazısıyla tabii yazıp gönderiyordum. Sonra şeyi de öğrendim ki daktilo olmazsa okunmazmış, dikkate alınmazmış falan diye. Daktilo aramaya başladık. İşte memur komşulardan falan gidip dairelerde yapabilir miyiz, yazabilir miyiz diye resmi kurum kovalamaya başladık falan. İşte gönderdim böyle birkaç tane hikayemi dergilere ve onların dergilerin bilirsiniz işte Sanat Fidanlığı, Genç Kalemler filan gibi köşeleri vardır. Oralarda ismim çıkmaya başladı. İşte Ethem Baran, Yozgat hikayelerini aldık, okudum. İşte yazarların etkisinde kalmıştım. Onlar eskisinden tutman lazım, şöyle yapman lazım filan tarzı küçük uyarılar filan. Öyle bir taraftan da resim çizip göndermeye başladı dergilere. Lise 2. sınıftayken, yani 16 yaşımdayken ilk desenlerim o zamanlar için Türkiye'de yayınlanan varlıktan sonraki ikinci uzun ömürlü dergi olan Lisa dergisinde. Ki Yozgat'a o geliyordu bir tek, ben de ona gönderdim. Ona gönderdim. Orada yayınlanmaya başladı desenlerim. Şeyde de üniversiteyi kazanıp Ankara'ya geldiğimde de 18 yaşındayken de ilk öyküm gene Lisa dergisinde yayınlandı. Orada birkaç öyküm ve bayağı ciddi miktarda şeyler, çizdiğim desenler yayınlandı. Hatta Eser Dergisi'nin son sayısında da benim yine bir öyküm var. Ben kapatmış oldum bir anlamda dergide. Öyle devam etti. Daha sonra işte kitaplaşma aşaması falan geldi. Üniversite için Yozgat'tan Ankara'ya geldiğinizi ifade ettiniz. Ankara'ya ilk geldiğinizde çok ısınmadığınızı biliyorum. Bazı söyleşilerinizde bunları okuyorum. Öykülerinizde genel olarak taşrayı ve kasabayı anlatıyorsunuz ve Yozgat'tan Ankara'ya geldiğinizde Ankara sizin bu ihtiyacınızı karşılıyordu mu metropol olarak? Yani çok önceden geldiniz, Ankara'nın eski tarihlerinden beri buradasınız ama 79'da geldiniz. Yine de Yozgat'la Ankara kıyaslaması yapınca gözlem alanınızdaki değişiklik, yazı atmosferinizi nasıl etkiledi? Bununla ilgili bir şeyler anlatabilir misiniz bize? Çok çok etkiledi tabii. Yani şimdi Yozgat'ta İşte benim çocukluk arkadaşım Taceddin de burada. İki tane küçük kitapçı var, kitap evi var. Kırtasiye Dağı olsun. Orada da kitap sayısı belliydi zaten. Adını duyduğum, dergilerden falan bir şekilde adını duyduğum yazarların kitapları bir şeyde yoktu. Yozgat'ta yoktu. Misal bunlardan birisi şeydir. Ozan Tayır. Yani adını bildiğim bir yazar ama şey yok. Yozgat'ta hiç kitabını görmedim. Kütüphanede zaten. Ankara o anlamda beni çok besledi, kültürel anlamda. Yani kitapçılardan çıkmıyordum, bütün vaktimi neredeyse kitap evlerinde dolaşarak. Hatta şiir kitaplarını birkaç kere gidip aynı kitap evine ayakta okuyarak
bilgi kitabı o konuda çok şeydir. Şimdi orası başka bir şey olmuş. Birkaç yıldır değişti, başka bir mağaza oldu orası. Ahmet Tevfik Küflü, yayın evinin sahibi. O olduğu ben tabii çok sonradan, çok yıllar sonra anladım. Orada oturan bir asık suratlı bir ihtiyar vardı. Böyle ters ters bakardı, hani kitap çalacak mıyız, çalmayacak mıyız falan diye. Öğrenciydim savaşta. Vaktin çoğu orada geçerdi. Yani zamanı çok saatlerce şeyde kitap evlerinde, işte galeri kültürü vardı o zaman. Yani kuşanlar olanlar bilirler. Bilgi kitabı, galeri kültürü falan böyle birinden çıkar birine girer. Falan. Bir de tabii çok sayıda dergi. Dergi ulaşma şeyi var, imkanı vardı. O anlamda çok şey oldu, besleyici oldu. Bir de işte o zamanlar yazıp çizdiğim Hisar dergisi de Sağlık Sokak'taydı. Oraya da şey yapardım, uğrardım ve tabii 17 yaşında bir çocuğun şeyin derginin işte en genç elemanı, en genç yazan çizeri olarak böyle severlerdi de bir sürü yazar şairle tanışma imkanım da oldu o vesileyle. Ama şey olmadı, uzun yıllar yazar çizer çevresinden arkadaşlarım olmadı. Yani o çevrelere çok girme cesaretini gösteremedim. Kendi kendime öyle, kendi katımda yazıp çizen bir adam oldum çoğunlukla. Peki hocam, yazdıklarınızı yayınlatmadan önce, değerlendirmeye sunmadan önce daha doğrusu fikirlerini aldığınız dostlarınız, yazar arkadaşlarınız var mı? Bunun yazınızdaki etkisi nasıl oluyor? Fikir almak sizi geliştiriyor mu, yoksa yazı konusunda kısıtlayıcı bir unsur mu olarak karşınıza çıkıyor? Güzel, güzel bir soru. O zamanlar yoktu. Yani onu söyleyeyim. Hatta ilk iki kitabım çıktığında daha önceden yazdıklarını gösterdiği kimse yoktu. İşte ben yazıp dergilere gönderiyordum, dergilerde basılıyordu. Ama niye bastıklarını, basmadıklarını, niye basılmadığını da bilmiyordum. Yani herhangi bir değerlendirme yapan yoktu. Hatta iki kitap çıktığında da çevremdeki insanların okuduklarına ilişkin bir intiba da edinmedim. Yani ya okudular bir şey demediler, ya okumadıkları için sessiz kaldılar. Bilemiyorum, böyle bir sessizlik şeyi vardı. Yeni kitap çıkaran arkadaşlarım çok iyi bilirler bunu. Beklersiniz yani çevrenizdeki insanlar bir şey söylesin diye. Bu hani okuduk çok beğendik de yeterli bir şey değil. Yani değerlendirme istiyorsunuz, bir kritik bekliyorsunuz, bir şey söylensin. Hani edebiyatın içinden bir ses duymak istiyorsunuz. O genellikle gelmiyor. Ama sonraki yıllarda yakın yazar arkadaşlarım oldu. Onlardan hala yazdıklarımızı birbirimizle şey yaparız, paylaşırız. Bunun çok besleyici olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir besleyici tarafı var bunun. Birbirimizin tarzlarını biliyoruz. Mesela bunlardan birisi işte Hasan Ali Toptaş'tır. Birisi Abdullah Ataş çıkmış. Birisi şair abim, çok seven Şükrü Erbaş'tır. Mesut Varlık var bilgileri İstanbul'da. Editör, akademisyen bir arkadaşım. Birbirimize yazdıklarımızı göndeririz ve değerlendirmelere bakarız. Hepimizin tarzı farklı, bakış açısı farklı, anlayışı, edebiyat anlayışı farklı ama bizim göremediğimiz, bir yazar olarak göremediğimiz bir takım noktaları gene edebiyatın içinden olan bir başka göz, bir başka yazar, şair görebiliyor. Buna katılmak şeyinde değiliz, mecburiyette değiliz ama yani mesela diyelim Şükrü abi diyor ki ben olsam diyor bunu böyle bitirmezdim diyor. Sonunu değiştirirdim diyor. Ben diyorum yok abi bu böyle kalacak. Ama düşünüyorum tabii acaba değiştirsem mi falan diye. Aklıma yatarsa tabii üzerinde tekrar çalışıyorum. Ama aklıma yatmazsa değiştirmiyorum. Olduğu gibi kalıyor. Ya da o işte şiirlerini gönderir yazınca. Hele ciğerim şuna bir bak ne diyorsun falan diye. Ben derim abi tamam ben bakayım ama biliyorum bir şey yapmayacaksın, dinlemeyeceksin falan. Tabii ki diyor dinlemeyeceğim diyor, sadece oku diye gönderiyorum diyor, ben gelip bilgimi okuyacağım diyor. O şeydir, öyle bir inat tarafı vardır. Yok yok ben tamam bunu böyle yapacağım der ama sonra o aklımda kalır, o ufak ufak çok çaktırmadan gene değiştirir işler falan. Yani biz şimdi bir şey yapmışızdır, orada bir cümle kurmuşsunuzdur. O cümleyi kurarken bir maksadınız vardır. Ve okurun onu o şekilde anlayacağını zannedersiniz ama dikkatli bir göz onu okuduğunda diyor ki sen burada şunu kastı, şunu düşünerek bu cümleyi yazmışsın ama buradan şöyle bir anlam da çıkıyor.
Ve bu şeyi zayıflatıyor ya da yanlış anlaşılmasına neden olabilir. Okurun bir gel, bir okur çıkar, bunu bu şekilde anlayabilir dediğinde, aa hiç öyle düşünmemiştim diyorsunuz falan gibi birbirimizi besleyecek bu tür eleştirilerde bulunmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Besliyor. Tabii şey değil yani, hatta şey de yaparız biz. Ya işte aklıma bir konu geldi, bu tam senlik, bak bu senin tarzın uygundur. Böyle bir şey yazabilirsin falan diye paslaşırız da böyle bir şekilde. Yani bir konu vardı, o benim yazabileceğim bir şey değildi ama sana derim ki ülke bak bu tam senin dünyana hitap ediyor. Bu senin kalemin, ya bunu sen yazabilirsin falan. Bazen denk gelir, olur ama genelde ben de şey sipariş üzerine yazamam mesela. Kendiliğinden gelip benim içime düşmesi, zihnime düşmesi lazım. Yoksa sipariş verildiğinde bir yazı yazamıyorum ben o şekilde. Özellikle kurmaca metinleri hiç beceremiyorum. Hocam şimdi sipariş üzerine yazamıyorum deyince benim de aklımdan şu soruya hemen geçmek geldi. Genellikle yazarların karakter oluşturmada ya da kurgu yapmada herhangi bir mesaisi yok. Sürekli gün içinde yazacakları öğücünün karakterini, kurgusunu düşünüp günlerini o şekilde geçiriyorlar ama birçok röportajda benimle rastladığım şekilde yazarların belli bir yazarlık mesaisi varmış. Yani günün belli bir saatinde yazının başına geçip belli bir saatinde o mesai bitirip kalktıklarını öğrendim. Yani sizin zaman diliminiz var mı bir gün içinde bu şekilde? Yani bu saatte yazarım, bu benim yazıma bu kadar etki eder, daha verimli oluyor diyebileceğiniz, pratiğe döktüğünüz bir davranışınız oluyor mu yazı yazarken? Bunu net şekilde değerlendiriyorsunuz ya da onayladığınız bir şey mi? Yok, şimdi bu onaylanacak bir şey değil ya. Şöyle yani işte hani her yiğidin bir yolu gibi bir şey vardır hesabı. Yani herkesin yöntemi farklı. Burada doğru yöntem diye bir şey yok ama ben şunu inanıyorum. Yazıdan uzaklaştığınızda tekrar yazıya girmek, tekrar ısınmak, elinizin ısınması, zihninizin ısınması biraz zaman istiyor. O yüzden ben seyahatlere gittiğimde de şeyi yanıma alırım, işte flash diskimi yanıma alırım, işte defterimi yanıma alırım. Olur da aklıma bir şey gelirse yazarım falan diye. Kaldı ki zaten gün içerisinde de evin dışındayken mutlaka yanımda kalem kağıt mutlaka vardır. Gerçi şimdi artık şey oldu, bu akıllı telefonlar not alma imkanını bize sağladı. Ama öncesinde de ben şeysiz, kağıt kalemsiz dışarı çıkmazdım. Olur da aklıma bir şey gelirse not alayım diye. Yani kaçan balık büyük olur hesabı. Gelse de olur, umustan da olur. Çok mu önemli bir şey? Belki de hiç önemli değil ama olsun diye şey yapardım. Her gün yani ben birçok söyleşimde bunu dile getirdim. Her güne sabah yazabilme şeyiyle, hevesiyle, ümidiyle başlarım. Ama tabii bu her gün mümkün değil. Her gün yazamıyorum. Ya da çok zor, çok ağır yazan birisiyim. Bazıları çok pratiktir, çok seri bir şekilde yazar, tabii saatlere sığdırır, şey yapar. Ben Selim İleri'ye sormuştum, abi sen nasıl yazıyorsun diye, o da şey demişti, ben işte her sabah diyor, kalkarım, daktilo da yazarım, daktilonun başında geçerim, kaldığım yerden devam edemesem bile, önceki yazdığımı şey yaparım, okurum, hatta bir daha yazarım orayı, belki bir şeyler değişir falan diye. Ama o çalışma şey yani öğleye kadar ki zamanını mutlaka o yazın içerisinde olur da bir cümle ilerletebilirsem diye geçirilmiş. Aynı şey bende de var. Yani ben her gün yazma ümidiyle dile başlıyorum. Yani okumadan geçen günüm hemen hemen yoktu. Mutlaka okurum her gün. Okumasam o günü zararlayayım diye düşünürüm. Ama tabii her gün yazamıyorum. Yazamadığım için kendime kızarım, niye yazamadım diye. Böyle bir şeyim yok. Yani şu saatte yazarım, şurada yazarım yok. Yani defterim, kalemim yanımda olsun. Notamı bileyim. Günün her saatinde, her yerinde, her ortamda yazarım. Böyle şeylerim yoktur. Ritüellerim yoktur. Peki defter kalemle mi yazmaya devam ediyorsunuz hala yoksa dijital araçları da adapte edebildiniz mi? Yani dijital araçları kendine hala çok uzakta gören yazarlar var, siz geleneksel şekilde devam ediyorsunuz gibime geliyor mu? Yok değil, şöyle ya ben defter tutmayı ve dolma kalemle yazmayı severim. Böyle bir defter hastalığım da vardı, bir ajanda defter, kağıdımdan cildine kadar böyle meraklıyım da o tür şeylere.
Deftere yazmayı da severim ama ciddiye bir defterdekileri bilgisayara aktarıyorken de çalıştım. Ya da doğrudan zaten bilgisayar açıksa doğrudan orada kaldığım yerden devam etmeye çalışıyorum. Karışık ilerliyor. Ama defterlerde çok çok not alırım. Öyküler için ayrı defterim vardır. Denemeler için ayrı defter vardır. Roman için ayrı defter açarım falan. Onları tekrar şeye aktarırken zaten çok değişir. O notların büyük bir kısmı zaten şeydir, şey yaramadan böyle kalır falan. Defter, bilgisayar ortak bir şey var, yürüyüş bende. Yani teknolojiye çok uzakta değilim aslında. Adapte oldunuz yani. Evet, aslında. Çok yani ben bilenler bilir, bir dönem ders kitabı yazdım, liseler için edebiyat ders kitapları yazdım. O dönemde işte evlerde şey yoktu, bilgisayar yoktu. Yazdıklarımızı dizgiciye götürdük. Dizgi büroları vardı. Onlara verdik ki onlar dizerlerdi, dizgi yaparlardı. Daha ben o dönemde bilgisayar sahibi olmuştum. Yani internet falan yoktu zamanında. İnternet önünde. Yani ilk bilgisayar, kişisel bilgisayar alanlardan birisiyim. Yani şey, teknolojiyi severim. Commodore 64. Macintosh almıştım. Yani sonra Apple oldu onlar mı? İyi öykü nedir size göre? Siz iyi bir öyküyü nasıl tanımlarsınız? Ya da elinize bir öykü geçtiğinde ve onu okuduğunuzda size nasıl bir his uyandırması gerekiyor ki bunu hem biçimsel hem de anlatım özelliklerine göre iyi bir öykü olarak değerlendirebilirsiniz? Çok zor bir soru. Bunun cevabını bilen var mı? Ben de kendi kriterlerinizde nasıl sınırsınız? Ya hakikaten anlarsınız ama bunu şey yapamazsınız. Anlatamazsınız. Yani iyidir, evet. Ya da işte kötüdür, kötünün niye kötü olduğunu şeyleri söylersiniz de, kusurlarını söylersiniz de, iyinin niye iyi olduğunu anlatmak o kadar kolay değil gibi geliyor. Bir kere tabii şey var burada, okuyan kişinin, okurum, edebiyat bilgisi, birikimi, edebiyattan beklentisi, edebiyata bakışı, edebiyat zevki, estetik algısı, kültürel derinliği, işte psikolojik bilgisi, sosyolojisi, tarihsel bakışı ve bütün bunlar okuduğu metnin zihninde nasıl yeniden, çünkü biliyorsunuz iyi okuyan, okuduğu metni zihninde yeniden yazan okurdur. Biz bir metni okuduğumuzda o metinde kendimize göre o metin bizim kafamızda yeniden yazılır, başka bir şey yoktur. Zaten zihnimizde yeniden yazdığımız için okumayı severiz. O yüzden okur olmakta inat ederiz, devam ederiz. Öyle olduğunda kendi zihnimizde bunu tamamladığımızda bütün o demin saydığım şeyler, bilgi, birikim, anlayış vesaire, estetik has, o metinde biz zihnimiz onu yeniden oluşturuyorken bir araya gelir, onunla ilgili bir yargıya varmamızı sağlar. İşte deriz yani öykü, işte bu güzel, iyi bir roman, sevdim deriz ona. Bazı şeyler, ne bileyim, hakikaten edebi olarak önemli bir şeydir, bir romandır, önemli bir öyküdür. Ama bizi, ne bileyim, yakalayamayabilir, yani bize dokunmayabilir. Bizim bugüne kadar okuma alışkanlıklarımızın çok dışında olabilir. Beklentimizin dışında olabilir. Edebiyat anlayışımıza ters falan. Yani sevemeyebiliriz. Yani bir yemeği sevmezsiniz ama niye sevdiğinizin de şey, ya sevmiyorum dersiniz. Bir başkası da çok seviyordur o yemeği falan gibi. Bunun bir açık ya da bir müzik, bir parçayı, bir türküyü, şarkıyı neyse bir müzik parçasını birisi çok sevebilir, bir başkası için onun da bir şeye karşılık duyuyordur, bir şeye veriyordur. Duygudaşlık o. O tabii ki. Ama sadece duygudaşlıkla değil, şimdi edebiyatın bilgisi de burada şeydir, önemlidir. Yani işte iyi bir öyküden ya da iyi bir romandan söz ediyorsak eğer, olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir takım şeyler vardır, ölçütler vardır. Onların yerine getirilmesi gerekir. Mesela ben geveze metinleri sevmem. Ya işte bu da yazar çok konuşmuş derim. Ya bu kadar lafa gerek yoktu derim. Ya da okur zekasını küçümseyen, okurun zekasını hafife alan metinleri sevmem. Ya burada her şeyi yazar söylediyse, bana bir şey bırakmadıysa o metni ben sevmem.
gibi. Ama en başta benim bir metni sevmemin ya da bir metni iyi dememin en önce gelen kriterlerinden birisi dildir. Dili kullanma becerisidir, dile yaklaşımıdır. Telgrafçı diliyle yazılmış dümdüz kuru ifadelerle kodlanmış metinler bana hitap etmiyor, ben sevmiyorum. Bir başkası sevmiyor, bak ne güzel bazı sözde çok şey anlatmış falan diyebilir ama ben biraz o dil lezzetini almak isterim. Dil maharetini yazarın, şairin görmek isterim. Oradaki emeği görmek isterim. İşte o anlamda kelime seçiminden cümle kuruluşuna kadar pek çok şeye dikkat ederim. Ki ondan sonra tabii yazarın bakış açısı vardır, iş içerisinde psikolojik bilgisi vardır, edebiyat bilgisi vardır, felsefesi vardır, vardır, o vardır. Pek çok ölçüt var tabii ki. Peki hocam, Türkiye'de öykü türünün gelişimini ve öyküye olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bizde aslında çok zaten hikaye geleneği olan bir tür bizim edebiyatımız. Hani roman sonradan batıdan geldi filan ama burada edebiyat akademisyenleri vardı mutlaka değerli hocalarımız. Onlar benden daha iyi bilir ama hikaye bizde geleneği olan bir tür. Daha sonra işte modern öyküye dönüştü, öykü diyoruz. Ben Türk öykücülüğünün çok iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bizde çok güzel öyküler yazılıyor. Şimdi son dönemde çeviri etkinlikleri arttı biliyorsunuz. Çok kitap çevriliyor. Neredeyse dünyanın bütün ülkelerinden, dillerinden kitaplar artık çevrilmeye başlandı. Bunları da ben elimden geldiği kadar takip ediyorum. O çok abartılan yazarların filan bizden çok daha başka bir noktada olduklarını, çok üst noktada olduklarını filan düşünmüyorum. Bizde de çok iyi öyküler, çok iyi öykücüler var. İyi bir öykü damarı var. İyi bir öykü okuru kitlesi olduğunu da düşünüyoruz. Yani her ne kadar roman çok ön plandaysa da öykü zaten okur açısından da zor bir türdür. Buna rağmen iyi öyküler yazılıyor, basılıyor. İşte tematik dergiler var, öykü dergileri var. Bunlar az şeyler değil, az çabalar değil. İyi bir okur kitlesi var, iyi bir öykücü kuşağı da aksamadan geliyor bana göre. Ben tutkulu bir okur kitlesinin yetiştiğini, geldiğini hissediyorum. Hocam, ülkede çok yerilen ve de aynı zamanda ölen bir grup var artık, Z kuşağı diye etiketleniyorlar. Peki hiç Z kuşağı öykülerini okuma fırsatınız oldu mu? Yani toplumdaki genel farklılıkları öyküye işlemiş mi? Onların kalemini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben dediğim gibi yani şey çok meraklı bir okurum ben. Ya iki kapak arasına giren her şey, yani kitap haline gelmiş her şeyi merak eden bir ustanmaz, akla ziyan bir şeyim var, bir huyum var. Bu kadar merak iyi değil, onu da biliyorum. Zamanımı çok tüketiyor. Bu kadar çok okumamam, merak etmemem gerektiğini biliyorum ama gene de kendimi tutamıyorum. Dolayısıyla elimden geldiği kadar izlemeye çalışıyorum yeni çıkan kitapları da. Yeni kuşak tabii ki yetişme koşulları gereği bizden, yani benim kuşağımdan çok daha başka bir anlayışta, çok daha farklı bir dünya algısı var. Sen ve senden sonraki kuşaklarına diyeyim. Daha böyle bilimsel, bilim teknik, bilim kurgu, işte fantastik edebiyat diyebileceğimiz konulara genç kuşağın biraz daha çok doğal. Çünkü yaşadıkları şey zaten, yani neredeyse doğduktan itibaren teknoloji içinde, tablet, bilgisayar, internet vesaire ortam içerisinde izledikleri diziler, filmler, okudukları kitaplar da o şekilde olunca yani benim köşedeki büfecimi sıkıştığında tuvalet ihtiyacının nerede giderdiğini falan düşünmüyor. Aklıma gelmiyor ama ben onu düşünüyorum. Yani ya da işte kahveye gidip de bir kafede otururken çay getiren garson hayatını ben merak ediyorum. Ama diyelim ki Z kuşağında birisi onun belki kılığı kıyafetini ya da cebindeki telefonu merak ediyordu. Bilmiyorum ne merak ettiklerini. İşte son kitapta Furkan öyküsünde de biraz şey yapmaya çalıştım. Onların gençler işte bilgisayar oyunları, dinledikleri şarkılar filan müzikler. Hatta onunla ilgili de bir anekdot anlatayım. Bu okuyanlar bilir de güzelliğini gördükçe anlayasın geliyor da.
Furkan diye bir öykü var işte. Liseye gidilmiş KPSS yazılanı bir delikanlıyı anlatıyor. Sagopa Kajmert. Şimdi araştırdım zaten bunları. Gençler ne biliyor, bilgisayarda hangi oyunlar oynuyor falan diye. O bilgisayar oyunlarına da girdim. Ben de oynamaya çalıştım. Biraz zaman harcadım. İşte Sagopa Kajmer'de yani hangi şeyi, hangi tarz müzik dinliyorlar? Şu müzik. Peki onlardan kimi seçeyim de orada anlatayım derken. Sözler olarak falan böyle o biraz daha böyle yazınsal geldi. Oradaki sözleri falan biraz daha böyle yazıya aktarılabilir gibi geldi bana ve onu seçtim. Sonra sosyal medyadan bir gençten şey geldi, mesaj geldi. Hocam işte ben o öyküyü okudum, çok beğendim, çok sevdim. Sagopa'nın adını görünce de çok heyecanlandım çünkü ben işte en sevdiğim şarkıcıdır o. Siz onun en çok hangi şarkısını seviyorsunuz? Yavrum kusura bakma, ben dedim onu dinleyicisi değil mi? Türkü dinleyen bir adam oldu yani. Ama araştırdım. Yani bazı diyorlar işte nereden biliyorsunuz bunları? Araştırmadan olmuyor, araştırdım. Tabii ki şimdiki kuşağın dinlediği şarkılar da bize göre değil. İşte bilgisayar oyunları falan da bize göre değil falan ama dolayısıyla onların yazdıkları yazılar da edebiyatları da, romanları da, öyküleri de ona göre olacak. Ve ben bunu tabii anlamaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Peki size geçiyor mu duyguları? Yani zevk alıyor musunuz? Edebi metin olarak baktığımda eğer hakikaten bütün şeylerin unsurlarını yerli yerinde tabii yaptıysa, becerdiyse anlattığı konunun, anlattığı dünyanın, yarattığı karakterin şey yok. Karakteri yaratabilmiş mi ona bakarsınız. Anlattığı dünyaya beni inandırmış mı, ben orada dolaştırıyorum, oradaki sahiciliği, gerçekçiliği sağlayabilmiş mi ona bakıyorum. Yaptıysa tabii ki, yoksa hani şey değil, ne anlattığın hiçbir önemi yok aslında. Yani gezegenler arası bilmem ne savaşını anlatabilir. Hiç önemli değil. Yeter ki ben inanayım. Yani işte Ursula Le Guin'in kitaplarını mesela çok severim. Yani tamam bilim kuruludur, fantastiktir ama o edebiyat lezzetini de size verir, onu alırsınız yani. Hocam bu arada Furkan öykünüzü okurken ben sizin gerçekten Sagopa Kajmer'i dinlediğinize inandım. Çünkü Ethem Hoca'nın çok geniş bir müzik zevki var. Ben onu görünce dedim ki, ha demek ki Sagopa Kajmer de dinliyormuş. Bana hiç garip gelmiyor. Çünkü sadece türkü dinlemiyorsunuz. Yani siz o kadar geniş bir müzik zevkinden besleniyorsunuz ki öykülerinizde de bu çok işlemiş durumda. Ben onu görünce gerçekten Sagopa dinlediğinizi düşündüm. O anlamda dinledim ama şey yani ne diyeyim hani hep dinliyorum. Hep dinleyeyim gibi yok değil. Yani şey yapmadım. Yok o anlamda. Bana hitap etti. Şaşırdım. Ama tabii ki merak ediyorum. Yani yazıya geçirilebilir şeyler yazdığını düşünüyorsunuz değil mi? Tabii. Hocam peki yazı yazma amacınızda genellikle okuyucuya içsel bir yolculuğa çıkarma fikrini mi gütmeye çalışıyorsunuz? Yoksa ben hikaye anlatıcısıyım fikrimi size daha hakim. Yani ne hissettirmek? Ya ben okuyucu şöyle yani bu şey gelmesin bir kabalık yapıyormuşum gibi algılanmasın. Yani tırnak içerisinde söyleyeyim okuyucuyu düşünmem ben yazarken. Yani okuyucu daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Okuyucu için değil veya okuyucuya değil okura yazmaya çalıştım. Yani ben yazıyorum. Önce kendim için yazıyorum tabii ki. Yani yazıyorum. Ben eğer benim içime sindiyse, hoşuma gittiyse başkasına gösteriyorum. Önce bir okur olarak benim beğenmem lazım. Benim içime sinmesi lazım. Benim içime sindiyse bir başka okur da bunu sevebilir diye düşünüyorum. Ve gözettiğim en temel noktalardan birisi de şudur. Ben dünyanın en zeki insanı olsam bile dünyada benden daha zeki birisi vardır mutlaka. O anlayacaktır benim yazdığımı düşüncesiyle yazarım. Yani okurun zekasını her zaman çok önemserim, çok dikkat ederim. Bunu okur anlamaz mı acaba filan. Ya ben anlıyorsam benden çok daha zeki, akıllı, bilgi olan birisi mutlaka anlayacaktır. Düşüncesiyle yazarım yazacaklarını. O yüzden hani şey değildir böyle. Ben şöyle bir şey yazayım, bu okur, boşuna gider. Böyle bir şey yazar. Hayır, o değil. Ben
neredeyse yazdığım her metinde yeni bir dil bulmaya çalışıyorum, yeni bir takım teknikler bulmaya çalışıyorum. Bir öncekine benzemesin diye uğraşıyorum. Yani kendisini tekrar etmeyen metinler yazmaya çalışıyorum. Devamlılığın sağlanması, o zihinsel kopuşun yaşanmaması için de benim hayali bir kasabam var, Bozkır'da oluşturduğum. Orada hayali mahalle, hayali karakterler var. Yani her meslekten eleman var bende mesela. Karakterler var işte, taksicisinden marangozuna, boyacısından itfaiyecisine, işte aklınıza ne gelirse bir sürü meslekten bir sürü karakterim var. Mesela bir kuş hırsızım vardır derim, Küp Hüseyin. Üç öyküde yer aldı. Yani üç farklı kitapta okurun karşısına çıktı o. Gene bir öyle bir kuş ve hırsızlık vesaire yazacak olsam gene Küp Hüseyin orada kahvede okey masasında oturuyor. Orada gider bunu alır gelirim. Ona yeni bir rol veririm. Bu yani benzer karakterler farklı kitaplarda okurun karşısına çıktığı için ve çevre anlattığım yer işte Bozkır, işte Ankara, Ankara'nın kıyısı, köşesi, o benim hayal kasabı olduğu için okurun zihninde belki böyle bir şey var, bir bütünlük var. Ama neredeyse her öykümde de ben kendimce bilebildiğim kadar, aklımın erdiği, bilgimin yettiği ve yeteneğimin becerebildiği kadar yeni teknikler, yeni anlatım imkanlarını, dili zeminle genişletme şeylerini, denemelerini yapmaya çalışıyorum. Peki yazma sürecinizde hiç tıkandığınız bir dönem oldu mu? Pek çok yazarın hayat hikayesini okurken şuna rast geliyoruz. Hayatın bir döneminde yazıya ara vermiş, tamamen bırakmamış olsa bile bir sıkıntı yaşamıştır, o yüzden ara vermiştir ya da soğuyabiliyorlar, o yüzden ara verebiliyorlar. Hiç böyle bir dönem yaşadınız mı ve yaşadıysanız da bununla baş etmenin yolu nedir? Öneri olarak da bunu alabiliriz. Ya tabii insanın başına her şey gelir. Yani işte hastalık olabilir, başka ailevi sorunlar olabilir, özel bir takım şeyler olabilir ve insan yazıdan uzak kalabilir ama yazıdan uzak kalmamanın şeyinin yöntemi ben en azından okur olarak sürdürülebileceğini düşünüyorum. Yani her ortamda her türlü insan herhalde okumaya biraz zaman ayırabilir diye düşünüyorum. Kopmak istemiyor zaten. Küsmediyse ki küsenler çok var. Ben bunu da çok yaşıyorum, görüyoruz. Benim mesela yeni bir kitabım çıktığında bir süre yani işte 3 ay, 5 ay, 6 ay hiçbir şey yazamam mesela. Sanki böyle o işte çıkan kitabın rüzgarının dinmesini beklerim, ne bileyim hakkında söylenecekleri işitmek isterim, kim ne söylüyor, nasıl buldular acaba filan diye. Bir de tabii söyleşi şeyleri filan da olur o arada. Yeni bir şey, yeni bir metne başlamak ya da daha önceden başlamış metinler üzerinde tekrar çalışmak gibi kurmacanın içerisine tekrar dahil olamam yeni bir kitap çıktığında. Zaman zaman böyle araya geliş zamanların girdiği olur. Ama hiçbir zaman ben şey yapmam, yazıdan kopmadım. Bunu askerlik hayatı filan da dahil. En azından şey olarak, okur olarak, bir okuyucu olarak hep böyle yazının içinde oldum. Ya da işte o defterlerime işte kırık dökük bir şeyler karalayarak, bir iki cümle kurarak yazıya bağlantımı koparmamaya çalıştım. Öğrencilerime de bir şey söylüyorum. Yani eliniz soğumasın. Mutlaka bir şeyler yazın, karalayın. Elinizin işlekliliği ve sıcaklığı şey olmasın. Dağılmasın, soğumasın diye söylüyorum. Soğuma oluyorsun. Hocam peki öykülerinizi yazarken dikkat ettiğiniz ve seçici olduğunuz üsluplar var mı? Yani dil anlatımı, mesela Türkçe'ye çok bağlı bir yazar olduğunuzu biliyorum. Türkçe'ye dikkat ediyorsunuz ama bunu son zamanlarda artık istisnalarını görmeye başladık. Pek çok yazar Türkçe'ye yeni dahil olan kelimeleri kullanmaya başlıyorlar Türkçe olmamasına rağmen. Siz bunu eleştirerek mi yaklaşıyorsunuz yoksa daha mı şöyle, yani dil tabii dil çok zengin, bunu bir yere şey yapmamak lazım, kısıtlamamak lazım ama bizim kuşak bir dönem Türkiye'de insanların, yazarların, aydınların enerjisini söndüren bir dil tartışması süreci yaşandı. Hangi kelime işte Öztürkçe, hangisi Üvey Türkçe vesaire gibi çok böyle hakikaten zaman kaybettirici bir şey yaşandı, bir süreç yaşandı. Kelimeler zaten şey yapıyor, kendi yaşamlarını bir şekilde sürdürüyor. Ben şuna dikkat ediyorum, bunu beni okuyanlar bilirler.
benim kuşağımın, benim coğrafyamın insanlarını yetiştiren, bizim kulaklarımızda kalan, hani yerel denilen kelimeleri ben özellikle üretimlerimde kullanmaya dikkat ediyorum. Yani bunlar yaşasın. Şeyde var zaten, bunlar sözlükte var. Ben bunları kullanırken şeye bakarım, sözlükte var mı diye bakarım. Ama kullanımdan düşmüş ya da bizim coğrafyamızda işte Orta Anadolu'da kullanılıyor ama belki Karadeniz'de, Ege'de falan bilinmeyen kelimeler var. Ama bunlar sözlüğümüzde var bizim. Ve biz bu kelimelerle büyüdük, bir hayat sürdürdük. Hala bu coğrafyada, bu bölgede bu kelimelerle insanlar yaşıyorlar. Bu kelimeleri kullanarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ama bu yazıya bir şekilde geçmemiş ya da az geçmiş. Bunların en azından benim metinlerimde yaşasın diye ben özellikle bu kelimeleri kullanıyorum. Daha çok da tabii yeri geldiğinde karakterleri kullandırarak bunu yapıyorum. Hani bu işte yabancı kelime vesaire meselesi. Eğer karakter karakterin yaratılmasında, oluşumunda o bir şey ifade edecekse o kelimeyi kullanması kullandırırsınız. Yani şimdi aklıma şey geldi. Mesela Savaş ve Barış'ın işte ilk sahnesi, balo sahnesidir. Prenses bir balo verir. Neredeyse herkes şey konuşur, Fransızca konuşur. Bizim ilk dönem eserlerimizde de Tanzimat, Servet Hükmü falan şey yaparlar işte Fransızca kelime konu şey fazladır falan. O bir şeyi gösteriyor. Yani o zamanki kültürü gösteriyor. O insanların karakterlerini yansıtması açısından da. Böyle bir karakter yaratmışsınızdır. İşte yarı yabancı, yarı Türkçe falan konuşuyor olabilir falan ama yazarın kullandığı kelimeye dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ben cümlenin içerisine koyacağım her kelimeyi ölçerek, biçerek, tartarak oraya yerleştirmeye çalışıyorum. Sesli okuyorum, bir de kulağımla diyorum, bir işiteyim bakayım cümlenin içerisinde nasıl oluyor. Sert sesi de bir tarafa yığılmıştır falan böyle kulak tırmalar. Kulağı tırmalamasın, böyle bir ritmi olsun, bir müziği olsun, aksın gitsin istiyorum. Yani kurduğum cümlenin benim cümlem olması için çaba sarf ediyorum, bir emek sarf ediyorum. Ona ki ya okuyan birisi üstünde imza olmasa bile bu ya bu Ethem Baran cümlesidir derse ben amacıma ulaşmış olurum. Bilmiyorum ulaştım ulaşmadım ama bütün gayretim bunun üzerine. Yoksa yani herkesin kurabileceği çok basit. Elbette kendinize her türlü anlatabilirsiniz. Demin de dediğim gibi telgrafçı diliyle bile anlatabilirsiniz. Geldi, gitti, oturdu, kalktı diye yazabilirsiniz. Yazanlar da var böyle. Ne yazık ki çok da ilgi görüyor böyle şeyler. Daha çok güzel işte. Çok basit, hiç kafamı yormadım diyor. Yani kafanı yormayacağız, niye okuyorsun? Kafa yorulsun diye yazıyoruz yani. Kafanı yormayacak da niye okuyorsun? Dolayısıyla her kelimeyi seçerim. Hatta harflerin bile ağırlığına dikkat ederek yazmaya çalışıyorum. Bir taraftan hani ben hiç hayatımda şiir yazmadım. Ama şiiri çok severim. Şiirsel denilmesini de çok doğru bulmam ama şiir içinden geçmiş cümleler kurmayacağım. Yani bir şair dizesine, şiirine, şiir cümlesine nasıl bir emek veriyorsa ben de düz yazı cümlesine aynı emeği kendimce vermeye çalışıyorum. Böyle bir yol izliyorum. Bu anlamda kendim de okurken dile emek vermiş, üslup sahibi olmuş yazarların yazarları seviyorum. Onları başucu kitabım yapıyor. Hocam şiire gelmişken öykü kitabınız Zira'da bu alıntı var. Şu şekilde. Bir öykünün yazarın içinde nasıl yeşerdiğini biliyorum ama bir şiir bir şairin kalbine nasıl düşer? Orada kalbiyle birlikte nasıl pıt pıt atar? Sonra da onu nasıl nefessiz bırakır? Bunları bilmiyorum. Bu şekilde bir ifadeniz var mı yazmışsınız. Ben kendi adıma gerçekten şiirin şairdeki etkisinin böyle güzel sıralanmasına hayran kaldım diyebilirim. Ayrıca buradan da şunu sormak istiyorum size. Peki bir öykü yazarın içine nasıl yeşerir? Yani öykü mü sizi yakalıyor? Siz mi öyküyü kurguluyorsunuz? Hani bana hani bu süreci anlatabilirseniz çok sevinirim. Güzel güzel bir soru. Şimdi burada benim tanıdığım iki tane çok değerli şair arkadaşım var. Mehmet Ayıcı ve Mehmet Fidancı. Onlar karşısında şiirle ilgili bir şey konuşmak bana yakışmaz, bana düşmez zaten. Onlara sormak lazım. Hakikaten yani şiir aklınıza nasıl geliyor, nasıl kurtarıyorsunuz,
nasıl beceriyorsunuz, o dizeler nasıl çıkıyor, nereden çıkıyor hakikaten bilmiyorum ben. Kendim de nasıl yazdım aslında bilmiyorum. Yani bir şekilde yazıyorum ve yazdıktan sonra da ulan helal olsun sana diyorum, nasıl yazdım? Ben de böyle bir kendimi şımartıyorum falan ama. Yani şeyler, yazar herkesin başına gelmiştir. Ya bak sana şöyle bir konu vereyim, bak bunu yaz falan diye gelir insanlar şeyler ama bu genellikle karşılıksız kalır. Yani yazarın içinde öyle bir şey uyanmadıysa, doğmadıysa, yani bu evet yazılacak bir şey duygusu, düşünceyi, insanın zihnini uyanmadıysa, yani ben kendi adıma söyleyeyim, ben de uyanmadıysa ben onu yazamıyorum. Hani bazıları işte ben hayatımı anlatsam, yazsam roman olur falan. Böyle roman falan olmaz. Hiç kimse senin hayatını falan merak etmiyor yani. Hiç kimse benim hayatımı da merak etmiyor. Ama şimdi bazı şeyler var ki, ya buradan bir öykü çıkar diyorsunuz. Bunun öyküsü yazılır diyorsunuz. O kendiliğinden oluyor. Şimdi kendiliğinden olmaz da şöyle bir şey. Yani zaten siz onun peşindesiniz. Benim hep bu tür konuşmalarda verdiğim örnektir. Benim rahmetli amcam itfaiyeciydi. Biz de ondan gezip dolaşırdık falan. Şimdi bir gün rahmetli şehirde Ankara'ya geldi, Zafer Çarşısı'nı herkes bilir, Zafer Çarşısı'nda o işte kitapçıların bulunduğu şey koridorun sonunda da şey var, çay ocağı vardı, doğu. Çay güzeldi falan, bir iki tane şey tabure vardı orada. Oradaki esnafa çay dağıtır onu ama birkaç da taburesi vardır. Orada oturur, birkaç çay içersiniz, güzeldir şey çayı. Amcamla beraber şeye indik, dedim şurada sana güzel bir çay içirdim. Zafer Çarşısı'na indik aşağıya, bir dakika dedi, dur dedi. Ne oldu? Oğlum burada dedi, bir yangın çıksa, dumanlar herkes boğulur dedi. Şimdi kimin aklına gelir Zafer Çarşısı'na girmişsin, işte alt kat bir şey, hani itfaiyeci adam. Yani hayatı itfaiyeci olarak yaşıyordu. İşte var bir sokağa girdiğimizde falan, sağa sola arabalar park etmiş. Ulan burada bir yangın çıksa itfaiye buraya giremez, bütün evler yanar falan diye. Yani muhtemelen diyelim ki işte PVC pencere yapanda evlere bakarak gezerken böyle şurada iş bize çıkabilir falan diye düşünüyoruz herhalde, değil mi? Ya da araba alacağınız zaman hep bütün araba markalarına falan bakarsınız ya. Şimdi öykü peşinde, roman peşinde koşuyorsanız sürekli insan zihniniz o şekilde işliyor ve hayatın içerisinde onları seçiyor. Onlarda bir tanesini hemen alıyor, diyor ki ha tamam buradan bir öykü çıkar falan. Sonra ben bunları not alırım. Böyle bir öykü yazabilirim falan diye. Bu okurken de olur, birisini dinlerken de olur, gezip dolaşıyorken de olur. Birçoğu bunların bir işe de yaramayabilir. Olgunlaşmayı etikeme edilmeyebilir, öyle kalır. Ya da bir başka öykünün, bir başka metnin bir parçası, bir ayrıntısı olarak da kendine yer bulabilir. Ya da işte defterler arasında, sayfalar arasında o çöplükte kaybolur. Yani zihnime bir şekilde düşüyor. O tabii şey, ben aradığım için düşüyor. Yani, peşine düşüyorsunuz. Yani hayatın içerisinde dolaşırken bir yazar gibi dolaşıyorsunuz. İşittiklerinizi ona göre seçiyorsunuz. Mesela bir çok çok eskiden, yani ilk kitabımda vardır, Kuğuları Seyredeceğiz diye bir öyküm vardır. İşte Kızılay'da yürüyorken iki tane kız böyle yanından hızlı hızlı yapıyor. Kuğuları seyredeceğiz, nasıl yüzüyorlar diye. Kuğuları seyredip bir heyecanla gidiyorlardı falan. Hakikaten yani insanlar kuğuları seyretmeye giden insanlar var ve onun için şey yapıyorlar. Heyecan duyuyorlar. Öykü oradan şey yapıyor. Geliyor falan. Ya da benim şeyde bulut üstüne de Ankara Hatları Vapuru diye bir öyküm vardır. İşte Hasan Ali Toptaş şey yazıyordu, Heba'yı yazıyordu. Heba'yı yazarken o bir sahnede takıldı kaldı. Tam bir sene o sahnede tek bir cümle şey olmadı, ilerleyemedi. Biz de her gün soruyorduk. Ne yaptın? İşte kuş vurma sahnesi. Kuşu vurdun mu? Yok vuramadım diyor. Bir gün, beş gün, bir ay, iki ay. Hasan kuşu vurdun mu? Yok vuramadım. Daha öyle duruyor diyor. Oraya kadarki kısmı da gönderdik zaten okuduk. Devamını bekliyoruz. Yeni bir sayfa gelsin diye. Hasan Ali kuşu bir türlü vuramadı. Ondan sonra dedim ki... O zaman dedim ben vurayım dedim işte şey, kuşu. Sen dedim ondan sonraki sahnede şey yaparsın, yazarsın o kuşu. Ya keşke öyle bir şey yazsan dedi. O zaman ben bunun öyküsünü yazayım dedim ben. Birden doğan bir şey yani böyle önceden düşündüğüm ettiğim bir şey değil. Sonra işte ben gittim kuş hırsızı Küp Hüseyin'i kahvede buldum. Garajın kahvesinde okey oluyordu.
Dönüşsüz Yolculuklar kitabında bir kuş yüzü görmek gibi bir öykü vardı. Onun kahramanıydı o. Yan karakterlerden birisiydi. Aklıma o geldi, dedim kuşçu. Mesela de kuşun o meselesiyle bu işi şey yapmış, bizim Hüseyin yapar diye. Onu kendi kitabından, kendi öykümün içerisinden aldım. İşte yazar arkadaşımla roman içerisine girdik. Ve ertesi gün ben yazar arkadaşımla karşılaşıyorum öyküde. Diyorum ki, dün senin romanın içine girdim bir karakterimle beraber diyorum. Evet diyor, ben de oradaydım diyor. O da yazmaya çalışıyor ya romanın içerisinde. Senin kuşu vurduk diyorum. Evet gördüm ama yanlış kuşu vurdunuz diyor. Böyle doğdu mesela bir öykü. Gibi hep böyle öykülerin hepsinin bu şekilde şeyleri vardır. Bir doğuş hikayeleri vardır. Bir şekilde öykü gelip kendisiyle şey gibidir. Kedi gibidir bir anlamda. Yani o kendisini sevdirmek istiyorsa, yazdırmak istiyorsa gelir. Yanınıza sokulur ve kendisini yazdırır. Sevdirir. İlhamı gelir. Gelir yani. İlham dediğimiz şey zaten yani ilham gibi bir şey yok da. Sürekli yazma isteği, ona verdiğiniz emek, harcadığınız zaman. Ama işte bazen böyle şey yapmayabiliyor, kedi gibi kendini sevdirmeyebiliyor. Hocam kuşlardan çok bahsettik. Sizin öykülerinizde de kuşlar gerçekten çok fazla büyük bir yer kaplıyor. Bunun bir anlamı var mı sizin için? Özel bir yeri var mı kuşlar? Var var, ben kuş hastasıyım, kuş için. Şimdi müsait böyle müstakil bir evim olsa, yerim olsa gene güvercin beslerim ben. Üniversite için Ankara'ya gelene kadar, yani 17 yaşıma kadar Yozgat'ta ben güvercin besledim. Bir de güvercincilik tek başına yapılan bir iş de değil. Arkadaşlarım da vardı. Onlarla birlikte besledik. Onların kümesleri var, benim var işte. Onlar benden çalıyor, ben onlardan çalıyorum falan böyle. Hırsızlıklar da çok meşhurdur güvercin hırsızlığı. Onun şeyini de, terminolojisini de, literatürünü de bilirim, meraklıyımdır. Şey gibidir, yani hani işte kedi beslemek, kedi sevmek, köpek beslemek falan gibi. Evet, yani kuş beslemek de öyle bir sevgi. Yani o zaman da böyle gözüm havada gökyüzünde gezerdim, uçan kuşlara böyle bakardım ederdim güvercinlere. Hala değişmedi yani, hala böyle bir kanat şakırsı duyduğuma bakarım. Yakın bir böyle bakabileceğim kümesi varsa giderim, seyretmeye çalışırım ama tabii adamlar hemen böyle ters ses bakıyor, hırsızlığa geldiğinde de ters ses bakıyorlar da. Hala o hevesim vardır yani, yerim olsa gene beslerim. Severim güvercinleri. Güvercin yazmayı da seviyorum. O yüzden de ilk kitabımdan son kitabıma kadar sayfalar arasında o kanat çakırtıkları eksik olmaz yani. Hocam az önce öykünün kulağa aynı zamanda güzel gelmesinden bahsettiniz. Daha doğrusu cümlelerin güzel gelmesinden bahsettiniz. Bu yabancı öykülerde biraz da çevirmenle ilgili bir durum. Yani çevirmen iyi olmazsa haliyle öykünün kalitesi de düşüyor. Sizin bir çevirmen ayrımınız var mı? Yazarların çevirmen ayrımındaki tercihi genellikle yaşları oluyor. Hani siz çevirmeni nitelendirirken yaşına mı bakıyorsunuz, eğitimle mi? Yok, yaş değil ama tabii tecrübe önemli bir anlamda. Yani ama genç olmasına rağmen çok yetenekli bir şey olabilir. Çevirmen olabilir, tabii olay. Yaşa falan takılmamak lazım. Yani çoğunlukla iyi yayın evleri zaten iyi şeylerle, iyi çevirmenlerle çalışıyor. Ben onu öğrencilerime de söylerim. Yani özellikle klasikleri alacağınız zaman, çünkü klasikler biliyorsunuz telifsiz olduğu için herkes basıyor, bütün yayın evleri basıyor. Ama o şeyler, çeviriler kimin tarafından yapıldı bile belli değil. Ben bir fuarda bir adım duymadım, yeni bir yayın evinin şeyini gördüm standında. İşte Rus edebiyatı var, İngiliz var, Fransız var, Amerikan var filan. Kimler çevirmiş diye baktım, hep aynı adam çevirmiş. Yani bir isim uydurmuşlar. Hüsamettin Kesbiçak demiş. Rusçadan da çevirmiş, İspanyolcadan da hepsinden çevirmiş. Artık nereden aldılar, nasıl yaptırırlarsa o çevirileri falan. Şimdi hem onlar okunmaz zaten. İyi okur zaten bunları ayırt eder, bilir. Benim de öyle şey yaptığım, ayırdığım, sevdiğim şeyler, çevirmenler vardır. Dikkat edelim kimin çevirdiğine. Bir de tabii çeviri işi hakikaten şeydir, yani zor bir iştir. Mesela benim tanıdığım bir ağabey dediğim birisi var, Hasan Fehrinelli. İletişime de çeviri yapar, Alfa'ya da yapar çevirilerden. Üç dil biliyor. Ben kaç kez tanık oldum. Diğer dillerde, ya diyelim İspanyolca'da bir şey çevirecekse, bir romanı çevirecekse, işte Fransızca nasıl çevirmiş, İngilizce nasıl çevirmiş diye o çevirileri de arıyor. O
onlarla karşılaştırarak yapıyor. O delicesine böyle seven, işte severek yapan birisi. Yani çevirinin don kişotu bir anlamda. Kendisi buna vermiş. Sonuçta ama çeviri biliyorsunuz şeydir yani bir kanemeçenin arka yüzü gibidir. Hiçbir zaman aslı değildir. Yani biz çevirmenin yazdığını, bize gösterdiğini şey yapıyoruz, okuyoruz. Keşke Yabancı gibi bilseydim, onları kendi ana dillerini okusaydım ama öyle bir şansım yok. İşte çevirmenle yetinmeye çalışıyoruz. Son olarak hocam, son bir soruyu soracağım, ondan sonra sözü sizlere bırakacağım. Genç yazarlara ne tavsiye ediyorsunuz? Yani biz ne yapalım, nerelere gidelim, neler okuyalım, neler izleyelim? Ve başucu kitaplarınızı öğrenmek istiyorum eğer varsa. Ne bulursanız okuyun demeyeceğim. Tabii ki yani deli gibi okumak lazım. Hakikaten bu iş böyle. Ben hep şey de derim ya, örnek olarak futbol takımları derim. Bir futbol taraftarı tuttuğu takımı, rakip takımları, Türk takımlarını, yabancı takımlarını, yani onların oyuncusunu, çalıştıranını, gelmişini, geçmişini her şeyi bilirler. Öykü yazıyorsanız sen Türkiye'de, Tekniye'deki bütün öyküleri de bilmek zorundasınız. Yani şimdi ya diyelim işte Tomris Uyar okudun mu biliyor musun? Bir ismini duydum ama hiç okumadım diye ama öykü yazıyor. Ya, olmuyor. Yani önce bu temel taşlarda işte köşelerde kimler tuttuysa bir kere onları bilmek lazım. Yani, klasiklerini zaten bilmek lazım. Öykü okur için konuşacağım. Sadece öykü diye de roman okur. Neyse. Sadece kendi alanı değil diğer alanlardaki eserleri de tabii ki okuması lazım. Öncelikle yani bu klasik dediğimiz çok bilinen yazarları, kitapları bir kere onlardan bir haberli olmak lazım. Okumak. Sagopa Kajmer'di. Şimdi araştırdım zaten bunları. Gençler ne biliyor, bilgisayarda hangi oyunlar oynuyor falan diye. O bilgisayar oyunlarına da girdim. Ben de oynamaya çalıştım. Biraz zaman harcadım. İşte Sagopa Kajmer'de yani hangi şeyi, hangi tarz müzik dinliyorlar, şu müzik. Peki onlardan kimi seçeyim de orada anlatayım derken. Sözler olarak falan böyle, o biraz daha böyle yazın sağ geldi. Oradaki bu sözleri falan biraz daha böyle yazıya aktarılabilir gibi geldi bana ve onu seçtim. Sonra sosyal medyadan bir gençten şey geldi, mesaj geldi. Hocam işte ben o öyküyü okudum, çok beğendim, çok sevdim. Sagopa'nın adını görünce de çok heyecanlandım çünkü ben işte en sevdiğim şarkıcıdır o. Siz onun en çok hangi şarkısını seviyorsunuz? Yavrum kusura bakma, ben dedim onu dinleyicisi değil mi? Türkü dinleyen bir adam oldu yani. Ama araştırdım, yani bazı diyorlar işte nereden biliyorsunuz bunları? Araştırmadan olmuyor, araştırdım. Tabii ki şimdiki kuşağın dinlediği şarkılar da bize göre değil. İşte bilgisayar oyunları falan da bize göre değil falan ama dolayısıyla onların yazdıkları yazılar da edebiyatları da, romanları da, öyküleri de ona göre olacak. Ve ben bunu tabii anlamaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Peki size geçiyor mu duyguları? Yani zevk alıyor musunuz? Edebi metin olarak baktığımda eğer hakikaten bütün şeylerin unsurlarını yerli yerinde tabii yaptıysa, becerdiyse anlattığı konunun, anlattığı dünyanın, yarattığı karakterin şey yok. Karakteri yaratabilmiş mi ona bakarsınız. Anlattığı dünyaya beni inandırmış mı, ben orada dolaştırıyorum, oradaki sahiciliği, gerçekçiliği sağlayabilmiş mi ona bakıyorum. Yaptıysa tabii ki, yoksa hani şey değil, ne anlattığın hiçbir önemi yok aslında. Yani gezegenler arası bilmem ne savaşını anlatabilir, hiç önemli değil. Yeter ki ben inanayım yani. İşte Ursula Le Guin'in kitaplarını mesela çok severim yani. Tamam bilim kuruludur, fantastiktir ama o edebiyat lezzetini de size verir, onu alırsınız yani. Hocam bu arada Furkan öykünüzü okurken ben sizin gerçekten Sagopa Kajmer dinlediğinize inandım. Çünkü Ethem Hoca'nın çok geniş bir müzik zevki var. Ben onu görünce dedim ki, ha demek ki Sagopa Kajmer de dinliyormuş. Bana hiç garip gelmedi. Çünkü sadece türkü dinlemiyorsunuz. Yani siz o kadar geniş bir müzik zevkinden besleniyorsunuz ki öykülerinizde de bu çok işlemiş durumda. Ben onu görünce gerçekten Sagopa dinlediğinizi düşündüm. O anlamda dinledim ama şey yani ne diyeyim hani hep dinliyorum. Hep dinleyeyim gibi yok değil. Yani şey yapmadım. Yok o anlamda bana hitap etti. Şaşırdım. Ama tabii ki merak ediyorum. Yani yazıya geçirilebilir şeyler yazdığını düşünüyorsunuz değil mi? Tabii.
Hocam peki yazı yazma amacınızla genellikle okuyucuya içsel bir yolculuğa çıkarma fikrini mi gütmeye çalışıyorsunuz? Yoksa ben hikaye anlatıcısıyım fikrimi size daha hakim. Yani ne hissettirmiyorum? Ben okuyucu şey, yani bu şey gelmesin, bir kabalık yapıyor düşün gibi algılanmasın. Yani tırnak içerisinde söyleyeyim, okuyucuyu düşünmem ben yazarken. Yani okuyucu, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, okuyucu için değil veya okuyucuya değil okura şey yapmış, yazmaya çalışmış. Yani ben yazıyorum. Önce kendim için yazıyorum tabii ki. Yani yazıyorum, ben eğer benim içime sindiyse, hoşuma gittiyse başkasına gösteriyorum. Önce bir okur olarak benim beğenmem lazım, benim içime sinmesi lazım. Benim içime sindiyse bir başka okur da bunu sevebilir diye düşünüyorum. Ve gözettiğim en temel noktalardan birisi de şudur. Ben dünyanın en zeki insanı olsam bile dünyada benden daha zeki birisi vardır mutlaka. O anlayacaktır benim yazdığımı düşüncesiyle yazarım. Yani okurun zekasını her zaman çok önemserim, çok dikkat ederim. Bunu okur anlamaz mı acaba filan. Ya ben anlıyorsam benden çok daha zeki, akıllı, bilgili olan birisi mutlaka anlayacaktır. Düşüncesiyle yazarım yazacaklarını. O yüzden hani şey değildir böyle. Ben şöyle bir şey yazayım, bu okur, boşuna gider. Böyle bir şey yazarım. Hayır, o değil. Ben neredeyse yazdığım her metinde yeni bir dil bulmaya çalışıyorum, yeni bir takım teknikler bulmaya çalışıyorum. Bir öncekine benzemesin diye uğraşıyorum. Yani kendisini tekrar etmeyen metinler yazmaya çalışıyorum. Devamlılığın sağlanması, o zihinsel kopuşun yaşanmaması için de benim hayali bir kasabam var, Bozkır'da oluşturduğum. Orada hayali mahalle, hayali karakterler var. Yani her meslekten eleman var bende mesela. Karakterler var işte, taksicisinden marangozuna, boyacısından itfaiyecisine. İşte aklınıza ne gelirse bir sürü meslekten bir sürü karakterim var. Mesela bir kuş hırsızım vardır benim, Küp Hüseyin. Üç öyküde yer aldı. Yani üç farklı kitapta okurun karşısına çıktı o. Gene bir öyle bir kuş ve hırsızlık vesaire yazacak olsam gene Küp Hüseyin orada kahvede okey masasında oturuyor. Orada gider bunu alır gelirim. Oraya yeni bir rol veririm. Bu yani benzer karakterler farklı kitaplarda okurun karşısına çıktığı için ve çevre anlattığım yer işte Bozkır, işte Ankara, Ankara'nın kıyısı, köşesi. O benim hayal kasaba olduğu için okurun zihninde belki böyle bir şey var, bir bütünlük var. Ama neredeyse her öykümde de ben kendimce bilebildiğim kadar aklımın erdiği, bilgimin yettiği ve yeteneğimin becerebildiği kadar yeni teknikler, yeni anlatım imkanlarını, dili zeminli, genişletme şeylerini, denemelerini yapmaya çalışıyorum. Peki yazma sürecinizde hiç tıkandığınız bir dönem oldu mu? Pek çok yazarın hayat hikayesini okurken şuna rast geliyoruz. Hayatın bir döneminde yazıya ara vermiş, tamamen bırakmamış olsa bile bir sıkıntı yaşamıştır, o yüzden ara vermiştir ya da soğuyabiliyorlar, o yüzden ara verebiliyorlar. Hiç böyle bir dönem yaşadınız mı ve yaşadıysanız da bununla baş etmenin yolu nedir? Öneri olarak da bunu alabiliriz. Ya tabii insanın başına her şey gelir. Yani işte hastalık olabilir, başka ailevi sorunlar olabilir, özel bir şeyler olabilir ve insan yazıdan uzak kalabilir ama yazıdan uzak kalmamanın şeyinin yöntemi ben en azından okur olarak sürdürülebileceğini düşünüyorum. Yani her ortamda her türlü insan herhalde okumaya biraz zaman ayırabilir diye düşünüyorum. Kopmak istemiyor zaten. Küsmediyse ki küserler çok var. Bunu da çok yaşıyoruz, görüyoruz. Benim mesela yeni bir kitabım çıktığında bir süre yani işte 3 ay, 5 ay, 6 ay hiçbir şey yazamam mesela. Sanki böyle o işte çıkan kitabın rüzgarının dinmesini beklerim, ne bileyim hakkında söylenecekleri işitmek isterim, kim ne söylüyor, nasıl buldular acaba filan diye. Bir de tabii söyleşi şeyleri filan da olur o arada. Yeni bir şey, yeni bir metne başlamak ya da daha önceden başlamış metinler üzerinde tekrar çalışmak gibi kurmacanın içerisine tekrar dahil olamam yeni bir kitap çıktığında. Zaman zaman böyle araya geliş zamanların girdiği olur.
Ama hiçbir zaman ben yazıdan korkmadım. Bunu askerlik hayatı filan da dahil. En azından şey olarak, okur olarak, bir okuyucu olarak hep böyle yazının içinde oldum. Ya da işte o defterlerime işte kırık dökük bir şeyler karalayarak, ilgi cümle kurarak yazıya bağlantımı koparmamaya çalıştım. Öğrencilerime de bir şey söylerim. Yani eliniz soğumasın. Mutlaka bir şeyler yazın, karalayın. Elinizin işlekliliği ve sıcaklığı şey olmasın. Dağılmasın, soğumasın diye söylerim. Soğuma oluyorsun. Hocam peki öykülerinizi yazarken dikkat ettiğiniz ve seçici olduğunuz üsluplar var mı? Yani dil anlatımı. Mesela Türkçe'ye çok bağlı bir yazar olduğunuzu biliyorum. Öztürkçe'ye dikkat ediyorsunuz ama bunu son zamanlarda artık istisnalarını görmeye başladık. Pek çok yazar Türkçe'ye yeni dahil olan kelimeleri kullanmaya başlıyorlar. Türkçe olmamasına rağmen. Siz bunu eleştirerek mi yaklaşıyorsunuz yoksa daha mı Şöyle, dil tabii dil çok zengin, bunu bir yere şey yapmamak lazım, kısıtlamamak lazım ama bizim kuşak bir dönem Türkiye'de insanların, yazarların, aydınların enerjisini söndüren bir dil tartışması süreci yaşandı. Hangi kelime işte Öztürkçe, hangisi Üvey Türkçe vesaire gibi çok böyle hakikaten zaman kaybettirici bir şey yaşandı, bir süreç yaşandı. Kelimeler zaten şey yapıyor, kendi yaşanırlığını bir şekilde sürdürüyor. Ben şuna dikkat ediyorum, bunu beni okuyanlar bilirler. Benim kuşağımın, benim coğrafyamın insanlarını yetiştiren, bizim kulaklarımızda kalan, hani yerel denilen kelimeleri ben özel üretimlerimde kullanmaya dikkat ediyorum. Yani bunlar yaşasın. Şeyde var zaten. Bunlar sözlükte var. Ben bunları kullanırken şeye bakarım. Sözlükte var mı diye bakarım. Ama kullanımdan düşmüş ya da bizim coğrafyamızda işte Orta Anadolu'da kullanılıyor ama belki Karadeniz'de, Ege'de falan bilinmeyen kelimeler var. Ama bunlar sözlüğümüzde var bizim. Ve biz bu kelimelerle büyüdük. Bir hayat sürdürdük. Hala bu coğrafyada, bu bölgede bu kelimelerle insanlar yaşıyorlar. Bu kelimeleri kullanarak hayatlarını sürdürüyorlar. Ama bu yazıya bir şekilde geçmemiş ya da az geçmiş. Bunların en azından benim metinlerimde yaşasın diye ben özellikle bu kelimeleri kullanıyorum. Daha çok da tabii yeri geldiğinde karakterleri kullandırarak bunu yapıyorum. Hani bu işte yabancı kelime vesaire meselesi. Eğer karakter karakterin yaratılmasında, oluşumunda o bir şey ifade edecekse o kelimeyi kullanması kullandırırsınız. Yani şimdi aklıma şey geldi. Mesela Savaş ve Barış'ın işte ilk sahnesi, balo sahnesidir. Prenses bir balo verir. Neredeyse herkes şey konuşur. Fransızca konuşur. Bizim ilk dönem eserlerimizde de Tanzimat-ı Servet Hükmü falan şey yaparlar. İşte Fransızca kelime konu şey fazladır falan. O bir şeyi gösteriyor. Yani o zamanki kültürü gösteriyor. O insanların karakterlerini yansıtması açısından da. Böyle bir karakter yaratmışsınızdır. İşte yarı yabancı, yarı Türkçe falan konuşuyor olabilir falan ama yazarın kullandığı kelimeye dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ben cümlenin içerisine koyacağım her kelimeyi ölçerek, biçerek, tartarak oraya yerleştirmeye çalışıyorum. Sesli okuyorum, bir de kulağımla diyorum, bir işiteyim bakayım cümlenin içerisinde nasıl oluyor. Sert sesi de bir tarafa yığılmıştır falan böyle kulak tırmalar. Kulağı tırmalamasın, böyle bir ritmi olsun, bir müziği olsun, aksın gitsin istiyorum. Yani kurduğum cümlenin benim cümlem olması için çaba sarf ediyorum, bir emek sarf ediyorum. Ona ki ya okuyan birisi üstünde imza olmasa bile bu ya bu Ethem Baran cümlesidir derse ben amacıma ulaşmış olurum. Bilmiyorum ulaştım ulaşmadım ama bütün gayretim bunun üzerine. Yoksa yani herkesin kurabileceği çok basit. Elbette değerinizi her türlü anlatabilirsiniz. Demin de dediğim gibi telgrafçı diliyle bile anlatabilirsiniz. Geldi gitti oturdu kalktı diye yazabilirsiniz. Yazanlar da var böyle. Ne yazık ki çok da ilgi görüyor böyle şeyler. Daha çok güzel işte. Çok basit, hiç kafamı yormadım diyor. Yani kafanı yormayacağız, niye okuyorsun? Kafa yorulsun diye yazıyoruz yani. Kafanı yorulmayacak da niye okuyorsun?
Dolayısıyla her kelimeyi seçerim, hatta harflerin bile ağırlığına dikkat ederek yazmaya çalışıyorum. Bir taraftan hani ben hiç hayatımda şiir yazmadım ama şiiri çok severim. Şiirsel denilmesini de çok doğru bulmam ama şiir içinden geçmiş cümleler kurmayacağım. Yani bir şair dizesine, şiirine, şiir cümlesine nasıl bir emek veriyorsa ben de düz yazı cümlesine aynı emeği kendimce vermeye çalışıyorum. Böyle bir yol izliyorum. Bu anlamda kendim de okurken dile emek vermiş, üslup sahibi olmuş yazarların yazarları seviyorum. Onları başucu kitabım yapıyor. Hocam şiire gelmişken öykü kitabınız Zira'da bir alıntı var. Şu şekilde. Bir öykünün yazarın içinde nasıl yeşerdiğini biliyorum ama bir şiir bir şairin kalbine nasıl düşer? Orada kalbiyle birlikte nasıl pıt pıt atar? Sonra da onu nasıl nefessiz bırakır? Bunları bilmiyorum. Bu şekilde bir ifadeniz var mı yazmışsınız. Ben kendi adıma gerçekten şiirin şairdeki etkisinin böyle güzel sıralanmasına hayran kaldım diyebilirim. Ayrıca buradan da şunu sormak istiyorum size. Peki bir öykü yazarın içine nasıl yeşerir? Yani öykü mü sizi yakalıyor? Siz mi öyküyü kurguluyorsunuz? Yani bana hani bu süreci anlatabilirseniz çok sevinirim. Güzel, güzel bir soru. Şimdi burada benim tanıdığım iki tane çok değerli şair arkadaşım var. Mehmet Ayıcı ve Mehmet Fidancı. Şimdi onlar karşısında şiirle ilgili bir şey konuşmak bana yakışmaz, bana düşmez zaten. Onlara sormak lazım. Hakikaten yani şiir aklınıza nasıl geliyor, nasıl kotarıyorsunuz, nasıl beceriyorsunuz, o dizeler nasıl çıkıyor, nereden çıkıyor, hakikaten bilmiyorum ben. Kendim de nasıl yazdım aslında bilmiyorum. Yani bir şekilde yazıyorum ve yazdıktan sonra da ulan helal olsun sana diyorum, nasıl yazdım? Ben de böyle bir kendimi şımartıyorum falan ama. Yani şeyler, yazar herkesin başına gelmiştir. Ya bak sana şöyle bir konu vereyim, bak bunu yaz falan diye gelir insanlar şeyler ama bu genellikle karşılıksız kalır. Yani yazarın içinde öyle bir şey uyanmadıysa, doğmadıysa, ya bu evet yazılacak bir şey duygusu, düşünceyi, insanın zihnini uyanmadıysa, ben kendi adıma söyleyeyim, ben de uyanmadıysa ben onu yazamıyorum. Hani bazıları işte ben hayatımı anlatsam, yazsam roman olur falan. Böyle roman falan olmaz ki hiç kimse senin hayatını falan merak etmiyor yani. Hiç kimse benim hayatımı da merak etmiyor. Ama şimdi bazı şeyler var ki ya buradan bir öykü çıkar diyorsunuz. Bunun öyküsü yazılır diyorsunuz. O kendiliğinden oluyor. Şimdi kendiliğinden olmaz da şöyle bir şey. Yani zaten siz onun peşindesiniz. Benim hep bu tür konuşmalarda verdiğim örnektir. Benim rahmetli amcam itfaiyeciydi. Biz de ondan gezip dolaşırdık falan. Şimdi bir gün rahmetli şehirde Ankara'ya geldi, Zafer Çarşısı'nı herkes bilir. Zafer Çarşısı'nda o işte kitapçıların bulunduğu koridorun sonunda da şey var, çay ocağı vardı. Doğu. Çay güzeldi falan. Bir iki tane tabure vardı orada. Oradaki esnafa çay dağıtır onu. Ama birkaç da taburesi vardır. Orada oturur, birkaç çay içersiniz. Güzeldir çayı. Amcamla beraber indik dedim, şurada sana güzel bir çay içirdim. Zafer Çarşısı'na indik aşağıya, bir dakika dedi, dur dedi. Ne oldu? Oğlum burada dedi, bir yangın çıksa dumanlar herkes boğulur dedi. Şimdi kimin aklına gelir Zafer Çarşısı'na girmişsin işte alt kat bir şey hani itfaiyeci. Şimdi itfaiyeci adam yani hayatı itfaiyeci olarak yaşıyordu. İşte var bir sokağa girdiğimizde falan sağa sola arabalar park etmiş. Ulan burada bir yangın çıksa itfaiye buraya giremez, bütün evler yanar falan derim. Yani muhtemelen diyelim ki işte PVC pencere yapanda evlere bakarak gezerken böyle şurada iş bize çıkabilir falan diye düşünüyoruz herhalde. Ya da araba alacağınız zaman hep bütün araba markalarına falan bakarsınız ya. Şimdi öykü peşinde, roman peşinde koşuyorsanız sürekli insan zihniniz o şekilde işliyor ve hayatın içerisinde onları seçiyor. Onlarda bir tanesini hemen alıyor diyor ki ha tamam buradan bir öykü çıkar falan. Sonra ben bunları not aldım. Böyle bir öykü yazabilirim falan diye. Bu okurken de olur, birisini dinlerken de olur, gezip dolaşıyorken de olur. Birçoğu bunların bir işe de yaramayabilir. Olgunlaşmayı etiketleyebilir, öyle kalır. Ya da bir başka öykünün, bir başka metnin bir parçası, bir ayrıntısı olarak da kendine yer bulabilir. Ya da işte defterler arasında, sayfalar arasında o çöplükte kaybolur.
Yani zihnime bir şekilde düşüyor. O tabii şey, ben aradığım için düşüyor. Peşine düşüyorsunuz. Yani hayatın içerisinde dolaşırken bir yazar gibi dolaşıyorsunuz. İşittiklerinizi ona göre seçiyorsunuz. Mesela bir çok çok eskiden, yani ilk kitabımda vardır. Kuğuları seyredeceğiz diye bir öyküm vardır. İşte Kızılay'da yürüyorken iki tane kız böyle yanından hızlı hızlı yapıyorlar. Kuğuları seyredeceğiz nasıl yüzüyorlar diye. Kuğuları seyredip bir heyecanına gidiyorlardı falan. Hakikaten yani insanlar kuğuları seyretmeye gider. İnsanlar var ve onun için şey yapıyorlar, heyecan duyuyorlar. Öykü oradan şey yapıyor, geliyor filan. Ya da benim şeyde bulut üstüne de Ankara Hatları Vapuru diye bir öyküm vardır. İşte Hasan Ali Toptaş şey yazıyordu, Heba'yı yazıyordu. Heba'yı yazarken o bir sahnede takıldı kaldı. Tam bir sene o sahnede tek bir cümle şey yapamadı, ilerleyemedi. Biz de her gün soruyorduk. Ne yaptın? İşte kuş vurma sahnesi. Kuşu vurdun mu? Yok vuramadım diyor. Bir gün, beş gün, bir ay, iki ay. Hasan kuşu vurdun mu? Yok vuramadım. Daha öyle duruyor diyor. Oraya kadarki kısmı da gönderdik zaten okuduk. Devamını bekliyoruz. Yeni bir sayfa gelsin diye. Hasan Ali kuşu bir türlü vuramadı. Ondan sonra dedim ki o zaman dedim ben vurayım dedim işte şey, kuşu. Sen dedim ondan sonraki sahnede şey yaparsın. Yazarsın o kuşu. Ya keşke öyle bir şey yapsan dedi. O zaman ben bunun öyküsünü yazayım dedim ben. Birden doğan bir şey yani öyle önceden düşündüğüm ettiğim bir şey değil. Sonra işte ben gittim kuş hırsızı Küp Hüseyin'i kahvede buldum. Garajı kahvesinde okey oluyordu. Dönüşsüz Yolculuklar kitabında bir kuş yüzü görmek diye bir öykü vardı. Onun romanıydı o. Yan karakterlerden birisiydi. Aklıma o geldi dedim kuşçu. Mesela de kuşun o meselesiyle bu işi şey yapar. Bizim Hüseyin yapar diye. Onu kendi kitabımdan, kendi öykümün içerisinden aldım. İşte yazar arkadaşımla romanın içerisine girdik. Ve ertesi gün ben yazar arkadaşımla karşılaşıyorum öyküde. Diyorum ki, dün senin romanın içine girdim bir karakterimle beraber diyorum. Evet diyor, ben de oradaydım diyor. O da yazmaya çalışıyor ya romanın içerisinde. Senin kuşu vurduk diyorum. Evet gördüm ama yanlış kuşu vurdunuz diyor. böyle doğdu mesela bir öykü. Gibi hep böyle öykülerin hepsinin bu şekilde şeyleri vardır. Bir doğuş hikayeleri vardır. Bir şekilde öykü gelip kendisiyle şey gibidir. Kedi gibidir bir anlamda. Yani o kendisini sevdirmek istiyorsa, yazdırmak istiyorsa gelir. Yanınıza sokulur ve kendisini yazdırır, sevdirir. İlhamı gelir. Gelir yani. İlham dediğimiz şey zaten yani ilham gibi bir şey yok da. Sürekli yazma isteği, ona verdiğiniz emek, harcadığınız zaman. Ama işte bazen böyle şey yapmayabiliyor, kedi gibi kendini sevdirmeyebiliyor. Hocam kuşlardan çok bahsettik. Sizin öykülerinizde de kuşlar gerçekten çok fazla büyük bir yer kaplıyor. Bunun bir anlamı var mı sizin için? Özel bir yeri var mı kuşlar? Var var. Ben kuş hastasıyım, kuş için. Şimdi müsait böyle müstakil bir evim olsa, yerim olsa gene güvercin beslerim ben. Üniversite için Ankara'ya gelene kadar, yani 17 yaşıma kadar Yozgat'ta ben güvercin besledim. Bir de güvercincilik tek başına yapılan bir iş de değil. Arkadaşlarım da vardı. Onlarla birlikte besledik. Onların kümesleri var, benim var işte. Onlar benden çalıyor, ben onlardan çalıyorum falan böyle. Hırsızlıklar da çok meşhurdur güvercin hırsızlığı. Onun şeyini de, terminolojisini de, literatürünü de bilirim, meraklıyımdır. Şey gibidir, yani hani işte kedi beslemek, kedi sevmek, köpek beslemek falan gibi. Bir bağlı evet yani kuş beslemek de öyle bir sevgi. Yani o zaman da böyle gözüm havada gökyüzünde gezerdim. Uçan kuşlara böyle bakardım ederdim güvercinlere. Hala değişmedi yani hala böyle bir kanat şakırsı duyduğuma bakarım. Yakın bir böyle bakabileceğim kümesi varsa giderim seyretmeye çalışırım ama tabii adamlar hemen böyle ters ses bakıyor, hırsızlığa geldiğinde de ters ses bakıyor. Hala o hevesim vardı yani yerim olsa gene beslerim. Severim güvercinleri. Güvercin yazmayı da seviyorum. O yüzden de ilk kitabımdan son kitabıma kadar sayfalar arasında o kanat çarpıkları eksik olmaz yani. Hocam az önce öykünün kulağa aynı zamanda güzel gelmesinden bahsettiniz. Daha doğrusu kelimelerin güzel gelmesinden bahsettiniz. Bu yabancı öykülerde biraz da çevirmenle ilgili. Tabii.
bir durum. Yani çevirmen iyi olmazsa haliyle öykünün kalitesi de düşüyor. Sizin bir çevirmen ayrımınız var mı? Yazarların çevirmen ayrımındaki tercihi genelde yaşları oluyor. Hani siz çevirmeni nitelendirirken yaşına mı bakıyorsunuz, eğitimle mi? Yok, yaş değil ama tabii tecrübe önemli bir anlamda. Yani ama genç olmasına rağmen çok yetenekli bir şey olabilir. Çevirme olabilir tabii ona. Yaşa falan takılmamak lazım. Yani çoğunlukla iyi yayın evleri zaten iyi şeylerle, iyi çevirmenlerle çalışıyor. Ben bunu öğrencilerime de söylüyorum. Yani özellikle klasikleri alacağınız zaman, çünkü klasikler biliyorsunuz telifsiz olduğu için herkes basıyor. Bütün yayın evleri basıyor. Ama o şeyler, çeviriler kimin tarafından yapıldı bile belli değil. Ben bir fuarda bir adım duymadım, yeni bir yayın evinin şeyini görmüştüm standında. İşte Rus edebiyatı var, İngiliz var, Fransız var, Amerikan var filan. Kimler çevirmiş diye baktım, hep aynı adam çevirmiş. Yani bir isim uydurmuşlar. Hüsamettin Kesbiçer demiş. Rusçadan da çevirmiş, İspanyolcadan da hepsinden çevirmiş. Artık nereden aldılar, nasıl yaptırırlarsa o çevirirler filan. Şimdi yani onlar okunmaz zaten. İyi okur zaten bunları ayırt eder, bilir. Benim de öyle şey yaptığım, ayırdığım, sevdiğim şeyler, çevirmenler var da dikkat edelim kimin çevirdiğine. Bir de tabii çeviri işi hakikaten şeydir, yani zor bir iştir. Mesela benim tanıdığım bir ağabey dediğim birisi var, Hasan Fehmi'nin iletişime de çeviri yapar, Alfa'ya da yapar çevirilerle. Üç dil biliyor. Ben kaç kez tanık oldum. Diğer dillerde, ya diyelim İspanyolca'da bir şey çevirecekse, bir romanı çevirecekse, işte Fransızca nasıl çevirmiş, İngilizce nasıl çevirmiş diye o çevirileri de alıyor. Onlarla karşılaştırarak yapıyor falan. O delicesine böyle seven, işte severek yapan birisi. Yani çeviririnin don kişotu bir anlamda, kendisi buna vermiş. Sonuçta ama çeviri, biliyorsunuz şeydir, yani bir kanemeçenin arka yüzü gibidir. Hiçbir zaman aslı değildir. Yani biz çevirmenin yazdığını, bize gösterdiğini şey yapıyoruz, okuyoruz. Keşke yabancı dil bilseydim, onları kendi ana dillerini okusaydım ama öyle bir şansım yok. İşte çevirmenle yetinmeye çalışıyoruz. Son olarak hocam, son bir soruyu soracağım, ondan sonra sözü sizlere bırakacağım. Genç yazarlara ne tavsiye ediyorsunuz? Yani biz ne yapalım, nerelere gidelim, neler okuyalım, neler izleyelim? Ve başucu kitaplarınızı öğrenmek istiyorum eğer varsa. Ne bulursanız okuyun demeyeceğim. Tabii ki yani deli gibi okumak lazım. Hakikaten bu iş böyle. Ben hep şey de derim ya, örnek olarak futbol takımları derim. Bir futbol taraftarı tuttuğu takımı, rakip takımları, Türk takımlarını, yabancı takımlarını, yani onların oyuncusunu, çalıştıranını, gelmişini, geçmişini her şeyi bilirler. Öykü yazıyorsanız sen Türkiye'de, Tekniye'deki bütün öyküleri de bilmek zorundasınız. Yani şimdi ya diyelim işte Tomris Suyar okudun mu biliyor musun? Bir ismini duydum ama çok okumadım diye ama öykü yazıyor. Ya, olmuyor. Yani önce bu temel taşlarda işte köşelerde kimler tuttuysa bir kere onları bilmek lazım. Yani, klasiklerini zaten bilmek lazım. Hani öykü okur için konuşacağım. Sadece öykü diye de roman okur neyse. Sadece kendi alanı değil diğer alanlardaki eserleri de tabii ki okuması lazım. Öncelikle yani bu klasik dediğimiz çok bilinen yazarları, kitapları bir kere onlardan bir haberli olmak lazım. Okumak